Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle arı yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Doğal sayılarla çarpma işlemi konumuzu büyütelim. Aynı sayıların kısa yoldan toplanmasına çarpma işlemi denir. Örneğin arkadaşlar bakın 18 tane 25'i biz toplarken direkt 18 çarpı 25 yapabiliriz. Bir sayının 25 katı denmesi o sayının 25 ile çarpılması anlamına gelir. Bakın çarpma işleminde ne yapıyoruz? 18 çarpı 25 bunları alt alta yazıyoruz. İlk önce arkadaşlar aşağıdakinin birler basamağında olan sayıyı yukarı ile çarpıyoruz. 5 kere 8 40 yapar 40'ın sıfırını yazdık elde var 4. 5 kere 1 5 yapar. Elde 4 vardı. 9 oldu. Burası 90 oldu. Bakın 5 çarpı 18'den geldim. Şimdi 2 ile 8'i çarpıyorum. 16. 16'nın altısını yazdım. Elde var 1. 2 ile 1'i çarptım. 2. Elde 1 vardı. 3. Burayı topladığım zaman 450 oldu. Doğal sayılar farklı yöntemlerle zihinden çarpılabilir. Bir sayıyı 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapılırken sıfır sayısı kadar sıfır diğer çarpanın sağına eklenir. Örneğin 6 çarpı 10. 10'da bir tane sıfır olduğu için 6'nın sonuna bir tane sıfır ekliyorum. Cevabım 60. 6 çarpı 100. 100'de arkadaşlar iki tane sıfır olduğu için 6'nın sağına iki tane sıfır ekliyorum. 600. 6 çarpı 1000. 1000'in arkadaşlar sonunda 3 tane 0 olduğu için burası 6000 olarak geldi. Bir sayıyı 10, 100 ve 1000'in katları ile kısa yoldan çarpma yaparken sayıların sonundaki sıfırlar yokmuş gibi çarpma yapılır ve daha sonra sıfırlar çarpımın sağına eklenir. Örneğin arkadaşlar 50 ile 30'u çarpalım. Bakın. Yanlarındaki sıfırlar yokmuş gibi bakıyoruz. İlk önce 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15. Sonra sonuna arkadaşlar 2 tane sıfırı ekliyorum. Bir sayıyı 5 ile kısa yoldan çarpmak için sayıyı ilk önce 10 ile çarpıp 2'ye böleriz veya 2'ye e, 2 ile bölüp arkadaşlar 10 ile çarparız. Bakın 15'i 5 ile çarparken ilk önce 10 ile çarptım sonra 2'ye böldüm. Bir sayıyı 8 ile kısa yoldan çarpmak için 3 defa ardarda 2 ile çarparız. Bir sayıyı 9 ile kısa yoldan çarpmak için sayıyı 10 ile çarpıp sonuçtan sayının kendisi çıkarılır. Bakın 24 çarpı 9 bu ne demek arkadaşlar? 24 kere 9 demek. İlk önce pardon 9 kere 24 demek. İlk önce 10 tane 24'ü buluyoruz. 240 9 tane 24'ü bulabilmek için bir tane 24'ü çıkarıyorum. 216. Bir sayıyı 11 ile kısa yoldan çarpmak için sayı 10 ile çarpılıp sonuca sayının kendisi eklenir. 11 tane 51'i bulurken ilk önce 10 tane 51'i buluyorum. 510. Biz 11 tane istediğimiz için bir tane üzerine 51 ekledim. Cevabım 561 oldu. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş arkadaşlar. Şimdi A şıkkımız ile başlayalım. 1 kere 5, 5 yapar. 1 kere 6, 6 yapar. 4 kere 5, 20 yirmi yapar. 20'nin sıfırını yazdım. Elde var 2. 4 kere 6, 24 yapar. Elde 2 vardı. 26 oldu. Biz arkadaşlar burayı topladığımızda 2665 olarak bulduk. 8 kere 3 24 yapar arkadaşlar. 24'ün 4'ünü yazdık. Elde var 2. 8 kere 7 arkadaşlar 56. 56'ya 2 ekledim. 58. 2 kere 3 6. 2 kere 7 14. Topladığımız zaman burası 4. 8 ile 6'yı topladım. 14. 14'ün 4'ünü yazdım. Elde var 1. 5 ile 4'ü topladım. 9. 9'a 1 e ekledim. 10. 10'un 0'ını yazdım. Elde var 1. 1 ile 1'i topladım. 2. Cevabım 2044. C'ye geldim. 8 kere 5 arkadaşlar 40 yapar. 40'ın sıfırını yazdım elde var 4. 8 kere 2 16 elde 4 vardı 20 sıfırı yazdım elde var 2. 8 kere 1 8 elde 2 vardı 10 oldu. 8 kere 5 40 40'ın sıfırını yazdım elde var 4. 8 kere 2 16 16 4'ü ekledim 20 20'nin sıfırını yazdım elde var 2. 8 kere 1 8 elde 2 vardı 10. Burayı topladığımız zaman cevabımız 11 bin oldu. D'ye geldim. 4 kere 5 arkadaşlar. 20. 20'nin sıfırını yazalım. Elde var 2. 4 kere 1. 4. Elde 2 vardı. 6. 4 kere 2. 8. 7 kere 5. 35 yapar. 5'i yazdım. Elde var 3. 7 kere 1. 7, 53 vardı. 10, onun sıfırını yazdım. Elde var 1. 7 kere 2, 14, 14'e 1'i e ekledim. 15. Biz de arkadaşlar burayı topladığımız zaman 15.910 olarak bulduk. 8 kere 8 kaç yapar? 64, 4'ü yazdım. Elde var 6. 8 kere 5, 40. 40'a 6 ekledim. 46. Elde var 4. 8 kere 2. 16. 16'ya 4'ü ekledim. 20. 5 kere 8. 40. 40'ın 0 yazdım? Elde var 4. 5 kere 5. 25. 25'e 4'ü ekledim. 29. Elde var 2. 5 kere 2 arkadaşlar. 10. 10'la 2'yi ekledim. 12. 2 kere 8, 16, 6'yı yazdım. Elde var 1. 2 kere 5, 10, 10'a 1'i e ekledim arkadaşlar. 11, 1 yazdım. Elde var 1. 2 kere 2, 4, 4'e 1 e ekledim. 5. Burayı topladığımız zaman 66.560. 4 olarak geldi benim cevabım. F'ye geldim. 5 kere 5 arkadaşlar. 25. 25'in 5'ini yazdım. Elde var 2. 5 kere 1. 5. 5'e 2 ekledim. 7. 5 kere 3. 15. 0 ile 5'i çarpıyorum. 0. 0 ile 1'i çarpıyorum. 0. 0 ile 3'ü çarpıyorum. 0. 1 ile 5'i çarpıyorum. 5. 1 ile 1'i çarpıyorum. 1. 1 ile 3'ü çarpıyorum. 3. Buranın toplamı 33.000 75 olarak geldi. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş arkadaşlar. Yine alt alta yazarak çarpıyoruz. 103 ile 25'i çarpalım. 5 kere 3, 15. 15'in 5'ini yazdım. Elde var 1. 5 kere 0, 0. Elde 1 vardı. 1'i yazıyorum. 5 kere 1, 5. 2 kere 3, 6. 2 kere 0, 0. 2 kere 1, 2. Buranın toplamı bize 2575 oldu. B'ye geldim. 211 ile 48'i çarpacağım. 8 kere 1, 8. 8 kere 1, 8. 8 kere 2, 16. 4 kere 1, 4. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Topluyorum. Burası 8. 8 ile 4'ü topladım. 12. 2'yi yazdım. Elde var 1. 6 ile 4'ü topladım. 10. 10'a 1 ekledim. 11. 11'in 1'ini yazdım. Elde var 1. 1 kere 8. 9. 9'a 1 ekledim. 10. Cevabım 10.128. Buraya geldik. Şimdi 315 ile 225'i çarpacağım. 5 kere 5 25. 25'in 5'ini yazdım. Elde var 2. 5 kere 1 5. Elde 2 vardı. 7. 5 kere 3 15. 2 kere 5 10. Onun sıfırını yazdım. Elde var 1. 2 kere 1 2. Elde 1 vardı. 3 oldu. 2 kere 3 arkadaşlar 6 yaptı. 2 kere 5, 10. 10'un sıfırını yazdım. Elde var 1. 2 kere 1, 2. Elde 1 vardı. 3 oldu. 2 kere 3, 6. Biz burayı topladığımız zaman 70.875 olarak bulduk. D şıkkıma geldim. 421 çarpı 202. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. 0 çarpı 1 0, 0 çarpı 2 0, 0 çarpı 4 0. 2 kere 1 2, 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. Topluyoruz arkadaşlar burası 80, 5042 olarak geldi bize. Aşağıda verilen işlemleri yapmamızı istemiş arkadaşlar. Şöyle büyütelim. 88 çarpı 10. Direkt 88'in sonuna bir tane 0 ekliyorum. 880. 255 çarpı 100. 255'in sonuna iki tane 0 ekliyorum. 25.500. 60 çarpı 100 arkadaşlar. Direkt 60'ın sonuna iki tane 0 ekliyorum. Burası 6000 oldu. 2300 çarpı 10 ise bir tane sonuna sıfır eklenerek 23.000 oluyor. 40 çarpı 1000 ise 40'ın sonuna 3 tane sıfır eklenerek 40.000 oluyor. 75 çarpı 100 ise 75'in sonuna 2 tane sıfır eklenerek 7.500 oluyor. 80 çarpı 1000 ise 80'in sonuna arkadaşlar 3 tane sıfır eklenerek 80.000 oluyor. Ve de son olarak 1750 çarpı 10. 1750'nin çarpına bir tane sıfır ek, bir tane sıfır ekliyoruz. 17.500 olarak geldi. Aşağıda turuncu kutuların içinde verilen işlemlerin sonucunu tik ile belirleyiniz. 30 çarpı 20. İlk önce 3 ile 2'yi çarptım 6 toplamda 2 tane 0 ekledim 600. 500 çarpı 20. 5 ile 2'yi çarptım 10. 500'den 2 tane 0 geldi. 20'den 1 tane 0 geldi. Burası 10.000 olarak geldi. 24 çarpı 200 24 ile 2'yi çarpıyorum 48 2 tane de 0 ekledim 4800 50 çarpı 400 ilk önce 5 ile 4'ü çarpıyorum 20 50'de bir tane sıfır var. 400'de iki tane sıfır var. Yani toplamda üç tane 0 ekliyorum. Cevabım 20.000. E şıkkıma geldim. 75 çarpı 200. İlk önce 75 ile 2'yi çarpalım. 150. Sonuna iki tane sıfır ekliyorum. 15.000 olarak geldi. F'ye geldim. 20 çarpı 800. İlk önce 2 ile 8'i çarptım. 16. 3 tane de sıfır ekledim. 16.000 olarak geliyor benim cevabım. Aşağıda verilen işlemleri kısa yoldan yapınız demiş. Arkadaşlar 12 çarpı 9 biz sayıyı 9 ile çarparken ne yapıyorduk? İlk önce o sayıyı 10 ile çarpıyorduk. Sonra bulduğumuz sonuçtan o sayının kendisini çıkarıyorduk. Ve de cevabımız 108. Gelelim yine 21 çarpı 9 demiş. Yine sayıyı 10 ile çarpıyorum. Bulduğumuz sonuçtan da o sayının kendisini çıkarıyorum. Böylelikle burası 189 olarak geldi. Buraya geldik. 24 çarpı 11. Bu defa arkadaşlar yine o sayıyı 10 ile çarpacağız. Ama bulduğumuz sonuca bu defa kendisini ekleyeceğiz. Az önce kendisini çıkarıyorduk. 240 çarpı 20 pardon 240 artı 24'ten cevabımız 264. 32 çarpı 10 320 yapar. 320'ye de bir tane kendisinden ekliyoruz. Burası 352 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar 20 çarpı 8'e geldik. Bir sayıyı 8 ile çarparken ne yapıyorduk? Arda arda 2, de, 2 ile çarpacaktık. Kaç defa? 3 defa. 20 çarpı 2 40. 40 çarpı 2 80. 80 çarpı 2 160. Bakın 3 tane 2 olduğu için 8 ile çarpılmış oldu arkadaşlar. Cevabımız 160. Son olarak 16 çarpı 8 demiş. Yine burayı da ard arda 3 defa 2 ile çarpacağız. Bir defa çarptım 32. İkinciye çarpıyorum. 32 çarpı 2 64. Ve son olarak üçüncüye çarpıyorum. 64 çarpı 2 128 olarak geldi. 24 çarpı 5. Arkadaşlar ne yapıyoruz? İlk önce ya 10 ile çarp 2 ile böl ya da tam tersi. İlk önce 2'ye böl. 12 sonra 10 ile çarp. Buradan cevabımız 120 oldu. H şıkkıma geldim. Yine aynı şekilde. İlk önce 2'ye bölüyorum. 18'i 2'ye böldüm. 9. 9 da de çarpıyorum. Cevabım 90 oldu. Devam edelim. 13 çarpı 5. Bu defa ilk önce 10 ile çarpalım. Sonra 2'ye bölelim. 132'ye böldüm. 65. Yine arkadaşlar ilk önce 10 ile çarpalım. Sonra 2'ye bölelim. 210'u 2'ye böldüm. 105 geldi benim cevabım. Aşağıda kısa yoldan yapılan işlemleri bulunuz demiş arkadaşlar. Bakın 3 tane 2 ile çarpmış bu 8 demekti. 30 çarpı 8. Buraya geldim. İlk önce sayıyı 10 ile çarpmış sonra kendisini eklemiş sayının. Yani 11 ile çarpıyor. Buraya geldim. Sayıyı 10 ile çarpmış sonra kendisini çıkarmış. Yani bu defa 41'i 9 ile çarpıyor. Buraya geldim. İlk önce 10 ile çarpıyor sonra 2'ye bölüyor. Yani arkadaşlar 5 ile çarpıyor. Buraya geldim. 10 ile çarpıyor. Sayıya kendisini ekliyor. Yani 11 ile çarpıyor. 48 çarpı 2. 24. 24 çarpı 10. İlk önce 2'ye bölmüş sonra 10 ile çarpmış. Yani 5 ile çarpmış dedik. Aşağıdaki mavi kutuların içindeki işlemlerde noktalı yere gelecek sayıyı tik ile belirleyiniz. 66'nın sonuna 3 tane 0 eklenmiş yani 1000 ile çarpılmış. 70 çarpı 1 tane sayı cevabımız 700. Bakın 70'in sonuna 1 tane 0 eklendiği için 10 olduğunu buldum. 430 da ben neyi çarparsam 43.000 yapar arkadaşlar. Bakın sonuna toplamda 2 tane 0 eklenmiş. 100 dedim. D'ye geldik. 60'ı ben bir tane sayı ile çarpmışım. 600 olmuş. Sonuna bir tane sıfır eklenmiş. Yani 10. 215'in sonuna toplamda bakın 2 tane sıfır eklenmiş. 100. 123'ün sonuna toplamda 3 tane sıfır eklenmiş. 1000. 24'ün sonuna 3 tane sıfır eklenmiş. 1000. 500'ün sonuna 1 tane sıfır eklenmiş. 1000. 5000 dedim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.